Merhaba Shift Elite'nin izleyenleri. Bugün Jabra Sport Coach ürününü inceleyeceğiz. Neler sunduğuna bakacağız. Bunları yerine nasıl getiriyor, getirebiliyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz ilk olarak bir kutu içeriğiyle başlayalım. Ürünün oldukça sade bir kutu içeriği var diyemeyeceğim. Çünkü oldukça fazla aparatla beraber geliyor. İlk dikkatinizi çekecek. Bu kutu, siyah kutu içinde earrings ve ear jelleri görüyorsunuz. Earrings'ler şu an gördüğünüz aparatlar. Sizin kulağınıza uygun olanı seçiyorsunuz ve kulaklığın daha rahat bir şekilde tam olarak kulağınızda hareketsiz durmasını sağlıyor. Zaten spor yaparken kullanmak isteyeceğiniz bir kulaklık olduğu için hareketlerde kulağınızda durması önemli. Bu düşünülmüş ve size 4 adet toplamda earrings gönderilmiş. Size uygun olanı seçiyorsunuz. İkinci olarak ear jelleri görüyorsunuz. Bunlar ses yalıtımı için birincil elemanlarınız. Size yine uygun olanı seçip kullanmaya başlıyorsunuz. Bir üçüncü aparat da bu gördüğünüz mavi clips. Arkadan takacağınız için kablo boşluğu arkada sallanabiliyor koşuşlarda veya hareket halinde. Onu engellemek için bu clipsle beraber tutturabiliyorsunuz. Bir tane de mini USB şarj kablonuz geliyor. Kulaklığınızı şarj etmeniz gerektiği için bu kabloyla beraber şarj edebiliyorsunuz. Bu kutuyu siz daha sonrasında kulaklığınızı taşımak için kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun bilgisini vereyim. Kablosuz bir kulaklık olduğu için yani her yer yanınızda gelebilir ve hani cebinizde taşımaktansa bu kutucuk içinde taşımanız daha faydalı olacaktır. Kutu içeriğinden bir tane de Türkçe dil desteği de barındıran 5 dakikada size yapmanız gerekenleri söyleyen bir tane kitapçık geliyor. Bir tane de Jabra Sound'u yüklemenize olanak sağlayan seri numaralı bir tane kağıt gelecektir. Onunla beraber normalde 5 dolar alabileceğiniz bir aplikasyonu indirebiliyorsunuz. Bunları zaten incelemenin diğer zamanlarında bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz bir kulaklığın tasarımından bahsedelim. Dediğim gibi kulak kafa arkasından geçirerek takıyorsunuz kulaklığı ve bu earrings'ler ve ear jeller oldukça aslında önemli. Çünkü sizin rahatlığınız düşünülerek yapılmış aparatlar bunlar. Hemen burada sağ kulaklık girişinde bu kısmı açtığınızda micro USB girişini görüyorsunuz. Buradan kulaklığınızı şarj ediyorsunuz. Hemen aşağısına doğru ses açma kapama ve cihazı açma kapama butonlarını görüyorsunuz. Arkasında güzel plastik gri bir bölüm var. Burası da NFC ile beraber bağlamak istediğiniz cihazlarınıza bunu kullanabiliyorsunuz. Yani NFC kullanan cihazınıza bunu buraya dokundurduğunuzda cihazınız otomatikman açılıyor. Buradaki tuşların oldukça farklı kombinasyonları var. Türkçe dil desteği içeren bu kitapçıkta onların hepsine ulaşabiliyorsunuz. İşte gelen aramayı cevapla, işte sesi aç, kapa, şarj ne kadar onu söyle bana. Bunların hepsinin bilgisini size verebiliyor. Hepsinin bilgisini size verebiliyor demişken bir sesli asistana da sahip olduğunuzu söyleyelim Jabra Sport Coach'la. Zaten hareket sensörü barındırdığı için içinde ne kadar koştunuz, ne kadar zamandır koşuyorsunuz veya koşuya ne kadar daha devam edeceksiniz. Bunların hepsini sesli asistan size söylüyor. Zaten en büyük artılarından bir tanesi de bu sesli asistan. Siz eğer bu ürünü almak istiyorsanız, düşünüyorsanız almayı, sesli asistanı ve mobil aplikasyonu için, mobil uygulaması için almayı düşünüyorsunuzdur. Jabra Sport Coach'un ses performansı nasıl peki? Jabra Sport Coach'un ses konusunda gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hani baslar çok daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi ama hani size bunu vaat eden bir ürün değil. O yüzden bunun yelpazesinde incelemek gerekir diye düşünüyorum. Baslar herhangi bir şekilde sorun çıkartmıyorlar ama sadece daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi silikon ve plastik malzemesinden yapıldığı için ve siz spor yaparken kullanmak isteyeceğiniz için tere düşmeye dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Yani herhangi bir sorun çıkarmıyor. Örneğin ben kulağımdayken otobüs yakalamaya çalıştım ve hiçbir şekilde yerinden oynamadığını söyleyebilirim. Tasarımı böyleydi. İsterseniz bir bahsetmemiz gereken mobil aplikasyonu var. Ona yavaştan geçelim. Bahsettiğimiz Jabra Sound uygulamasına gidelim. Bu uygulamayı kutu içeriğinden çıkan serial numarasıyla beraber satın alıyorsunuz. Ya satın alıyorsunuz dedim, bedavaya indiriyorsunuz ve buranın en büyük özelliği YouTube videolarının ve sizin telefona attığınız müziklerin Dolby ses sistemine sahip olması oluyor. Bu özelliği yanında beraber getiriyor size. Buradan müziklerinize erişebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir uygulama. Ayarlara geldiğinizde equalizer'ı ayarlayabiliyorsunuz. Burada 7 kanallı bir equalizer'ınız var. Kendinize göre istediğiniz şekilde optimize edebiliyorsunuz. Hemen diğer uygulamamızdan da bahsedip son söze doğru geçelim. Aslında bu uygulama sizin bu ürünü almanızdaki
İlk sebep, hemen bağlandığınızda buradan aktiviteyi seçebiliyorsunuz. Burada yani gördüğünüzde de çok çok fazla aktivite var. Belki bazılarını yapmayacaksınız bile. Daha sonrasında buradan sesli asistanınızın size ne yapmasını istediğini söylüyorsunuz. Burada işte mesela beni şu zamana kadar koştur veya bu zamana bu kaloriyi yakana kadar koşturdu seçebiliyorsunuz. 4 tane ana ekranınız var burada. Buradan ne kadar koştuğunuza, ne tempoda koştuğunuza, ne kadar kilometre yaptığınıza bakabiliyorsunuz, kolayca erişebiliyorsunuz. En son sayfada da haritayı görüyorsunuz ki nereden nereye koştuğunuzu bilesiniz. Buradaki sol yukarıdaki tuşa bastığınızda da buradan daha önceki antrenmanlarınıza bakabiliyorsunuz. Ne kadar kalori yaktığınızın hepsi kayıt altında tutuluyor. Buradan başarılarınıza göz atabiliyorsunuz. Benim herhangi bir spor uygulamam, yani spor geçmişim veya spor yaptığım olmadığı için herhangi bir başarım yok. Buradan fitness teste geldiğinizde de yani beni koşu bandında şu kadar koştur tarzında şeyler yaptırabiliyorsunuz. Bunların hepsini yaptırırken de sesli asistanınızın hemen kulağınızda olduğunu söyleyelim. Yani size sürekli bir bilgilendirme sunuyor. Buradan ayarlara geldiğinizde de profil bölgesinin bölümünden kendi doğum tarihinizi, uzunluğunuzu ve kilonuzu girmeniz gerekiyor ki, cinsiyetinizi girmeniz gerekiyor ki size göre bir profil oluştursun. Daha fazla ayrıntı için verdiğim linke tıklayabilirsiniz. Şimdi toparlamak gerekirse Jabra Sport Coach tamam, güzel bir kulaklık. Ses seviyesi, ses kalitesi güzel olan bir kulaklık. Fakat bu fiyatta, yani fiyatını da ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Bu fiyatta çok daha iyi ses kalitesinde size ses sunabilecek ürünler var. Fakat bu ürünü diğerlerinden ayıran özelliği hem bu kaliteye sahip olması hem de yanında birçok artıyla geliyor olması. Zaten hep diyorum ya, spor yaparken kullanacak olmanız sizi aslında bu ürünü almaya teşvik edecek olan şey. Yani spor yaparken sizin kulağınızda bir sesli asistan olması, bunları size sürekli söylemesi, nereden nereye koştuğunuzu göstermesi, ne kadar kalori yaktığınızı söylemesi, her şey bu ürünü spor yapanlara almasına teşvik eden güzelliklerden diyebiliriz. Ürünün fiyatı inceleme tarihi itibariyle 530 ve 650 lira civarında değişiyor. Dediğim gibi yani bu fiyat aralığında çok daha fazla ses performansı verecek ürünler olmasına rağmen Jabra Sport Coach'un artıları sizi bu ürünü almaya teşvik edecek şeylerden en başında geliyor diyebiliriz. Hakkında daha söylenecek bir şey kalmadı. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.